Merhaba Medyascope TV izleyicileri. Bugün Fenerbahçe ve cemaat konulu özel yayınımızda sizlerle beraberiz. Konuğum bugün Lübe Ayar. Deneme bu değil mi? Hayır yok, başladık. bir yeni medya şeyimiz bizim. Siz aslında... Deneme yayını yapıyorsunuz zannettik. Deneme yayını zannettik ama girdik yayına. Siz aslında spor yazarı olarak biliyorum ama aslında adliye muhabirisiniz. Hani adliye geçmişiniz var. Evet. Oradan başlayalım isterseniz. 2011'de futbol bizim alanımıza girdi aslında. Biz futbola bir ekstra bir ilgi göstermedik spor haberlerine. Adliyeyi düşünce, Türk futbolu. Biz de adliyedeki deneyimimizden yola çıkarak sözümüzü esirgemedik öyle diyelim. Ve insanlar nedense böyle bir spor yazarı, futbol yorumcusu. Halbuki hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Teklifler oldu. Kimisine hayır dedik, kimisine hala var. Yani böyle bir şey kaldı üstümüzde. Hayırlısı artık ne diyeyim. Evet, gazeteci yazar aynı zamanda. Bu konuya girmeden aslında şeyle başlayalım. Hani 3 Temmuz süreci biraz aslında şakası da yapıyor sonra. 3 Temmuz süreci çok tekrarlandı ama 3 Temmuz süreci ciddi bir dönemdi futbol dünyası için. Büyük bir etki bıraktı. İsterseniz hani o günlerden baktığınız zaman o günkü konumunuzda nasıl gözüküyordu dava ilk tutuklamalar başladığı zaman, belgeler ortaya çıkmaya başladığı zaman? Şöyle söyleyeyim, ben 2008'de başlayan Ergenekon soruşturmalarından itibaren artık hani bugün firarda olan cemaatin savcıları olduğu, artık herkes tarafından kabul gören Zekeriya Öz'le hiçbir zaman yıldızımız uyuşmadı. Ben onları hiçbir zaman bir hukuk adamı olarak görmedim. Yaptıkları hiçbir soruşturmayı onların nazarından bakmadım ve hep muhalif bir gazeteci olarak kaldım. O dönemde de beni teknik takibi aldırdı Zekeriya Öz ve benim yargı muhabirini bırakmam ondan sonra oldu. Çünkü artık orada hukuk adına bir şeyler yapılmadığını hem dosyaların içeriğine bakarak hem de savcıların medyayı nasıl kullandığını çok iyi gördüğüm için çok erken ikna oldum. Sonrasında iş Oda TV'de bizim arkadaşlarımıza uzanınca Ahmet ve Nedim'e biz sokaklarda meşaleli yürüyüşler yapmaya başladık. Akabinde Aziz Yıldırım'ın gözaltına alındığı, Fenerbahçe'nin içine çekildiği bir soruşturma süreci olunca da tabii yine sözümüzü ettik ama futbol daha geniş bir kitleye hitap ettiği için insanlar işte daha önce neredeydin demeye başladılar. Biz hep oradaydık, hep muhaliftik. Hep oradaki hukuksuzlukların aleyhine bir tavır göstermiştik ama futbolla birlikte bu duyuldu. Görünür oldu. Orada olay şuydu, yani bir düşman ceza hukuku denen bir hukuk dünyasında kullanılan bir kavram var. O da mesela Guantanamo kampı da Amerika'nın bu kavramla açıklanabiliyor. O da nedir? Bir ülkede bir hukuk sistemi vardır, kuralları bellidir. Ceza kanunlarıyla, medeni hukukuyla, anayasasıyla ve içtihatlarıyla. Ama öyle bir kitle, öyle bir hukuk uygulanır ki bu o ülkenin genel hukuk anlayışının dışındadır ve düşmancadır. O ülkenin muktedirleri o kitleye kendilerine ait olmayan bir hukukla muamele ederler. Açıkçası özel etkili mahkemeler böyle bir hukuk sisteminin parçasıydı ve maalesef çok uzun süre hiç kimse bunu umursamadı. Türk medyasında çok ciddi bir süre saygı gördüler, her yerde konuştular. Ben çok iyi biliyorum, benim odasına girmediğim Zekeriya Öz, bir kez bile girmedim. Ama her gün 30-40 muhabiri odasına alıp, dosyasıyla ilgili bilgiler verip ve bu konuda bir kamuoyu yaratmak için PR yapardı. Yani bu benim onca yıllık adliye muhabiriydim, hiç görmediğim bir şey. Çünkü normalde bir savcı dosyasına namusu gözüyle bakar, oradan bilgi vermez. Kapısında beklerdik böyle saatlerce, savcı bey ne olur kaç sanık var bari onu söyleyin diye. Bir yalvarmadığımız kalırdı. Onu da söyler, yanlış söylerlerdi. Evet. Hani 18 ise 19 derlerdi ki dosya bilgi ondan çıktığı belli olmasın. Şimdi biz bir meslek etiği ve kültürü de aynı zamanda bir çalışma şekli öğreniyorsun. Hem kendi mesleğini yaşayarak öğreniyorsun hem de karşındaki meslek grubunu, avukatı, polisi, savcıyı görüyorsun. Şimdi bunların dışında birdenbire yeni bir kitle oluştu karşımızda adliyelerde ve emniyette de. Dedik ki bunlar kim? Yani biz başlangıçta bunlar farkındaydık. Yani dini tandanslı bir felsefeyle hayata yaklaştıklarının namazından, niyazından vesaire ki burada kesinlikle
Yani böyle din karşıtı bir şey, yani tavırla bunu söylemiyorum. Dindar olmakta bir sorun yok ama. Alakası yok. Ha, başlangıçta bunlara Fethullahçı demek zordu, ondan bahsediyorum. Evet. Ama sonra ufak ufak evet bunların Fethullah Gülen bağlantılı olduğunu, yani farklı kaynaklardan, bizim de istihbaratlarımız var tabii. Dedik ya evet bunlar Gülenist, kibar bir ifadeyle. Hani sonra her operasyonda daha küstahlaştılar, her operasyonda. Artık savcılar açık açık biz kimleri hapse attık, biz kimleri tutukladık, biz kimleri zindana tıktık söylemlerini çok rahat duyabiliyorduk onlardan. Akabinde Balyoz askeri casuslukla vesaireyle ben bu grubun, Gülen grubunun adliyelerdeki, artık bugün FETÖ'cü hani çok rahat darbeci de diyebiliriz, demeliyiz de bu kitlenin bir yerden sonra, bu benim şahsi görüşüm, kanıtlanmış bir şey değil. Artık kendilerini yöneten, Fethullah Gülen'den de bağımsız hareket edebilir hale geldiğini düşünmeye başladım. Çünkü neden böyle diyorum, hiçbir şekilde bir hayranlığım falan da yoktur kendisi de ama onca yıl kaç darbe atlatmış, tutuklanmış, hapislerde yatmış vesaire bir örgüt lideri diyorsak eğer Fethullah Gülen'i, artık onun da onay vermeyeceği bir takım şeyler olmaya başladı bence yapı içinde. Çünkü çok büyüdüler. Yani bu kadar büyük bir kitleyi, düşünün o 90 bin, 80 bin, 90 bine ulaştı artık. İşten at, yani memuriyetten atılanlar ve özel sektörde, şeyden, özel eğitim kurumlarında. Nerede olursa olsun, nasıl orduda geçmişte cuntacı gruplar oluyordu. Çok büyük bir gücün içinde alt gruplar. Bence Gülen grubu içinde de, ya Fethullahçılar içinde de böyle yapılar oldu. Özellikle emniyette, adliyede. Çünkü bu korkunç bir şımarıklık yaşamaya başladılar. Düşünün, Genelkurmay Başkanı'nı hapse atıyorsunuz, kimsenin sesi çıkmıyor. İki kaset yayınlıyorsunuz, muhalefet partisinin liderini yerinden ediyorsunuz. Bu korkunç bir güç ve şımarıklık getirdi onlara. Yani güç bozdu. Belki başlangıçta daha kendilerince daha masum hedefleri vardı. Türkiye'de iktidarda ortak olmak, gücü paylaşmak falan gibi. Sonra o güç daha çok sevdiler ve bütün güç kendilerinde olsun istediler diye düşünüyorum. Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Aslında Mehmet Berk'in bir açıklaması vardır. Savcı Mehmet Berk'in bu şike davasına bakan. O şey demişti mesela, biz bunun 10 günde konuşulup... 3 ay. 3 ay konuşulur, biter sandık. Evet, yani belli bir süre konuşulur, bu kadar etki yapacağını düşünmedik dediler. Ama aslında insanlar hani şey noktasında çok... Fenerbahçe'nin bu şike davasıyla Ergenekon, Balyoz'un beraber bir aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiğini çok başta bir anlayamadılar. Yani bayağı bir anlayamadılar. Yani Fenerbahçelilere çok uzun süre kan kusturdu Türk basını ve Türk kamuoyu. Tabii işin içinde futbol rekabeti de olduğu için hani her şeyle dalga geçen bir kafa var futbol severde. Evet. Yani senin kalecin elinden topu kaçırsa o hafta sen dalga geçiriyorsun. Diyorsun ki ne kaleciniz var ama. Yani böyle bir anlayışa laf anlatmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki bak güzel arkadaşım, bu öyle basit bir dava değil. Bak görüyorsun, bunu yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de 500 tane generalini yargılıyorlar şu anda. Bu dosyalarda üretilmiş sahte deliller var. Burada hukuki olmayan bir sürü yanlışlıklar var diyorsun. O da diyor ki hayır, Fenerbahçe şike yaptı. Ya şimdi gerçekten çok uzun bir süre Fenerbahçeliler böyle sinir krizleri eşiğinde dolaştılar. Laf anlatamıyorsun çünkü. Bir yandan sözünü kestim ama bir yandan da bu Fenerbahçe'nin şike yaptığına dair kaygı duyan insanları yani medyadan çok ciddi anlamda biz delilleri, fotoğrafları ya da bir takım iddiaları okur hale geldik ama bir yandan da davada işte gizlilik kararı olduğu için aslında bunların ortaya çıkmaması gerekirken birden işte onları okur hale gelince de kamuoyu aslında direkt hükmünü vermişti. Şimdi bu ÖYM'lerin genel çalışma tarzı zaten. Hani beni isyan noktasına getiren 3 Temmuz sabahından itibaren o tepkiyi göstermeme sebep olan şey standart bir ÖYM tavrıyla karşılaşmış olmamız. Daha sanık içeride nezarette neyle suçlandığını bilmezken Türkiye kamuoyu onun suçlu olduğuna ikna ediliyor. Yani sorgusu bile başlamadı. Aynen öyle. İşte nedir? Orhan Pamuk'u öldüreceklerdi diyor. İddia bu ya. Ertesi gün bütün gazetelerde en sağından en soluna, en merkezinden en radikaline, tüm gazetelerde olay yerinin fotoğrafı var. Katilin, yani olası ihtimal katilin, yani tutulmuş katilin adı belli, telefon konuşmaları var, alacağı para belli, o parayla ne yatırım yapacağı belli falan ama ortada Orhan Pamuk Amerika'da. Yani tabii ki böyle bir ihtimal varsa yapılsın ama şundan bahsediyorum. Yani bir ikna çabası kamuoyunu. Tüm delil de denemez iddialar, tüm güçleriyle saldırarak sanıklar, yani şüphelilerin
suçlu olduğuna dair kanaati daha değil dava başlamadan, adam daha savcı, polise ifade vermeden halk buna ikna oluyor. Bir yandan da şey tabii hani Aziz Yıldırım profil olarak baktığımız zaman hani antipatik gelebilecek özellikleri olan bir başkan doğru, olduğu için o da hani bir biraz da besledi sanki. Yani Aziz Yıldırım böyle bir şey yapabilir gibi baktı insanlar başta. Ona ikna olmaya herkes meyilli miydi? Herkes için geçerli mi sence bilemiyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın evet sert bir mizacı var. Zaman zaman basın mensuplarıyla ağız dalaşlarına da giriyor. Hı. Evet hoş görüntüler görmüyoruz. Bir sürü video var bu konuda örnek gösterilebilecek. Ama atıyorum İlker Başbuğ'un var mıydı mesela? Yoktu. Ona rağmen İlker Başbuğ'un sabah kalktık darbeden bir silah örgüt lideri olarak içerideydi. Yani bu çok doğru bir kıyaslam olmaz diye düşünüyorum. Keza Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin sevgili başkanı Türkan Saylan'la ilgili kim kötü bir şey düşünebilirdi? Ona da yapıldı. Yani o algı bir şekilde yaratılıyor. Evet o algı bir şekilde yaratılıyor. Yani sizin sevimli ya da sevimsiz bir insan olmanızla alakalı değil. Anladım. Aynı anda 20 gazete, 10 televizyon size kötü derse insanlar kötü olduğunuzu kötü düşünmeye başlıyorlar. Bu anlamda şeyi de konuşalım az Yıldırım'a laf gelmişken. Aslında süreç içinde baktığımız zaman başından sonuna kadar söylemi değişmeyen tek isim belki. Yani tabii ki hani o ve diğer yöneticileri asladık ama en çok öne çıkan isim olduğu tabii. için yani ilk gün ne bu iş davası değil dedi ve aslında burada da bir hani bir dava adamı profiline de dönüştü. Yani bir kulüp başkanından başka bir boyuta geldi. Doğru. Neredeyse işte bu hukuktaki bize hani okuduğumuz hukuktaki bu işte tutarsızlıkları bize anlatan ya da bir takım evet. başka şeylerin olduğunu ama onları da çok isimlendiremedi ama en azından böyle bir şeyler var diyebilen bir profildir. Şimdi aslında Aziz Bey'in cemaat şüphesi ilk günden beri vardı. Yani bu şimdi ben biliyorsun sen bir kitap yazıyorum şu anda ve bu kitapta hani bilmeyen çok fazla şey yazıyor. Bunlardan biri de o mesela. Bugünlerde şöyle bir söylem var. Bunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Efendim Aziz Bey Fethullah Gülen'le ilgili ileri konuşmuş da bu Fethullah Gülen'in kulağına gitmiş. Bunun acısını çıkartmak için Aziz Yıldırım operasyon yapılmış. Bu çok büyük yalan. Samimiyetle söylüyorum. Bakın benzer bir dedikodu çünkü bu. Bu bir veri falan değil. Operasyon ilk başladığı dönemde şöyle anlatılıyordu. Bu ülkenin yayıncı kuruluşunun başındaki önemli isimler tarafından her yerde. Diyorlardı ki efendim Aziz Yıldırım'ın bir tapesi var. Bu tapede dönemin başbakanı Erdoğan'a çok ağır küfür ediyormuş. O yüzden bunlar olmuş. Bakın aynısı. Aynı söylem. Ve o zaman başbakan bundan rahatsız oldu. İstanbul Emniyet Müdürü'nü yanına çağırıp bunun neden böyle bir dedikodunun yayıldığını, konuşulduğunu, özellikle medyanın önünde gelen isimleri arasında böyle bir tapemi var diye sordu. O da dedi ki hayır böyle bir tapemi yok. Bakın aynı dedikodudan bahsediyoruz. Şimdi o zaman da amaç olayı basitleştirmekti. Şimdi de amaç aynı. Halbuki olay o değil. Şimdi şu soruyu da artık bir net konuşalım. Cemaat Fenerbahçe neden ele geçirmek istesin? Evet, ben de... Bu soru hep bir reddin cevabı gibi kullanıldı. Dediler ki Fenerbahçe, cemaatle Fenerbahçe'nin işi olmaz. Neden ele geçirmek istesin? Hatta karar duruşmasına yakın bir dönemde Zaman Gazetesi ilk kez hep saldırıda olan bir gazeteydi. Artık öyle bir gazetede yok evet. gerçi. Hep hücumdaydılar. İlk kez defansa geçtiler Fenerbahçe'ye karşı ve dediler ki insafa davet. Yahu insaf edin. Cemaatin ne işi olur Fenerbahçeli? Ve burada da Fenerbahçeli ünlüleri görüşlerine başvurdular. İşte Ali Şen'den tutun Nihat Özdemir'e. Hani hayır biz de katılmıyoruz dediler onlar da bunu. Şimdi geliyoruz nedeniyle. Cemaat denen yapı yüzlerce ülkede okulu olan çok büyük bir çarkı yöneten bir devlet gibi düşünün. Evet. Yani yeri olmayan bir devlet. Onca insana maaş veriliyor, çocuklara okutuluyor vesaire vesaire. Neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Yani cemaatin herhangi bir yapıdan yani dünyayı şekillendiren şey para ve devletleri ve insanları, ailelerimizi, hayatlarımızı, her şeyi. Cemaat bundan bağımsız bir kurulu ya da yapı değil. Ve şimdi bakın şöyle söyleyeceğim. Bırakın Fenerbahçe'nin sahip olduğu marka gücünü ki 2 milyar dolar civarında bir para bu. Etrafında dönen ekonomik gücü. Fenerbahçe'ye karşı geri adım atılmasının sebebi, Fenerbahçe'yi küme düşürmemelerinin sebebi para.
Çünkü Kulüpler Birliği şoka girdi o zaman. Ne yapacağız? Fenerbahçe şimdi düşerse biz ne yapacağız diye. Şimdi herkes diyor ki Fenerbahçe'yi kurtardılar. Hayır. Onlar kendilerini kurtardılar Fenerbahçe'nin küme düşmesine. Hani yasa değişiklikleri oldu vesaire. Ya bunların hepsini şimdi uzun uzun da girip bulandırmak istemiyorum. Çok detaylı yazdım çünkü. Hala da uğraşıyorum üzerinde. Ama şu var. Cemaat bu parayı hükmetmek istedi. O sektöre hükmetmek istedi. Çünkü Türk futbol dediğin zaman dünyaya da açılıyor. Avrupa maçları vesaire. Çok büyük bir para ve çok büyük bir prestij. Ve çok büyük bir marka. Yani Türkiye'de Fener futbol deyince akla gelen iki takım varsa biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Galatasaray sağ olsun zaten direnmediği için bu yapıya uzun süredir. Artık hani bugün itirafçılar da bunu söylüyorlar. Hani rahat konuşuyorum. Eskiden söylediğimiz zaman böyle bir suçluluk hissediyorduk. Günahına mı giriyoruz diye. Ama bildiğimiz halde birçok şey. Fenerbahçe'nin Atatürkçü kimliği, başkanının Atatürkçü kimliği, camianın işte her 10 Kasım'da binlerce Ünifepli gencin Anıtkabir önünde fotoğraf vermesi vesaire, bunlar önemli klikler. Yani bu da onlar için önemli. Çünkü bugünlerin popüler itirafçısı Hüseyin Gülerce, başkanın cezaevinde olduğu ilk dönemde çok azılı bir cemaatçi olarak şunları yazdı. Futbolun Ergenekon'u başlıklı bir yazı yazmış yanlış hatırlamıyorum. Futbolun Ergenekon'unu AK Parti milletvekili Kemal Göktaş demişti daha operasyon başlamadan önce. O da çok ilginç bir detaydır. O da, onu da yeni yeni çalıştığım için her şey çok taze şu anda orada. O yüzden ben 3 Temmuz günü daha ortada hiç kimsenin sesi solu çıkmazken bunu yıllardır artık o analizleri yapan bir adliye yargı muhabiri olarak dedim ki yıkılmayan son kale dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Bunu sadece bir Fenerbahçeli olarak değil, yıkılmayan son kale hashtag'e koymamın nedeni günler sonra Gülerce'nin yazacağı şeydi. Çünkü Ergenekon'un ilk, bu benim tezimdir, hala da arkasındayım. İlk Ergenekon iddianamesinde yer alan insanların hepsi ya gözaltına alınmıştır, ya tutuklanmıştır, ya işinden uzaklaştırılmıştır, ya da tehdit ve şantajla susturulmuştur. Tasvir. Evet. Ve ben o ilk iddianamedeki herkesi bir liste haline getirmiştim. O günlerde Habertürk'te çalışıyordum. Fatih Altaylı beni önce makara zannetti bu dediğimi. Çok ciddiyim diyorum. Bakın kim varsa gidiyor her dalgada. İlk iddianamedeki herkes sonraki 20-30-40 dalgada gittiler. Dalgalar bittiğinde bile devam etti bunlar. Mesela Fatih Bey'i nasıl yaptılar? Onu orada olduğunu bildiği için ben ona söylemiştim çünkü. Mesela o muhalif bir program vardı. Onu hemen bitirmişti. Çok uzun bir süre onu Cübbeli Ahmet Hoca ile falan, Adnan Hoca ile program yaparken izledik. Uzun yıllar bir muhalefet ya da siyasi parti andığını görmedim ben en azından. O listeyi ben yaparken Aziz Bey'e de söylemiştim. Uğur Dündar'a da söylemiştim. Bakın burada siz hedef gösteriliyorsunuz. Ya dedim başınız derde girecek ya da bir şekilde yani sizin kendi kendinize yani otosansür uygulamanız isteniyor. Ama gördüm ki bunu çok fark eden olmadı. Yani ben böyle elde listeyle geziyorum. Diyorum ki işte alınacaklar, medya dalgası olursa kimler alınır? Artık espriye dökmüştük. Sonunda bir gün Turgay Ciner beyefendi dedi ki Lübe şu listeyi bir getir bakayım. Çünkü listede o da vardı. Bakın herkes. Ve ben o listenin en sonunda da Recep Tayyip Erdoğan yazmıştım. Çünkü eğer dedim bu dosyalar başbakanın talimatıyla hazırlanıyor olsaydı, hani diyorlardık ya siyasi davalar, siyasi öyle diyorduk. Ki siyaset de bence ahmakça destekliyordu o zamanlarda. Halbuki Başbakan Erdoğan'la ilgili dönemin başbakanıydı. İnanılmaz şeyler vardı o dosyada. Şimdi artık ben hani yerlerini not etmiştim, adım gibi de biliyordum ama bulmak lazım. Hem ailesiyle ilgili, çocuklarının sağlık raporları vesaire cidden orada. Yani bunun arkasında olsan sen o dosyayı onu koydurmazsın. Ve ben o henüz Cumhurbaşkanı'nın yeni yeni üst akıl dediği şey diyordum ki ya burada başka bir şey var. Çünkü burada o günlerde Erdoğan zırhlı Mercedes'ini falan veriyordu Zekeriya Öze. Arkasında duruyordu. Türkiye'de bir temiz eller operasyonu yapılıyor ama iddianamelerde Erdoğan'la ilgili hakikaten okurken yüzünü kızaracağı şeyler yazıyor. Bak bir suç değil, suçtan bahsetmiyorum. Keza Aziz Yıldırım için de öyle. Aziz Yıldırım'la ilgili hiçbir suç yok, suç isnadı yok. Ama defalarca Aziz Yıldırım ismi geçiyor. Ve büyük harflerle bold şekilde geçiyor. Ben bunları hep bir tehdit olarak gördüm. Ve gerçekten yıllar içinde orada liste yaptım. Herkes halle kovalamıyorum, bir şey yapmıyorum. Zaten yapabilecek olsalar yaparlardı dedi.
Aynı şey yine geçerli. Eğer cemaatin ya da Fethullah Gülen'in hedefi Aziz Yıldırım olsaydı, Aziz Bey'i bir şekilde alırlardı yani. Bir ihale, yani şirketindeki bir şeyden, şundan bundan bir iftira atarlardı, alırlardı. Koca Fenerbahçe camiasıyla uğraşmazlardı. Zaten burada çeşitli dönemlerde siyasi iktidarlar da hani futbol üzerine hani futbolda bir söz sahibi olma girişiminde bulundular ama genelde bu çok başarılı olmadı. Çünkü futbol kitlesi çok karmaşık bir kitle. Yani orayı evet. Anlamak, çözmek, orayla aynen. iş yapmak zor olduğu için burada şey noktasına gelebiliriz. Aslında davanın hani bir kırılma noktası koyacaksın. Hani bir noktaya kadar evet Aziz Yıldırım'a dair iddialar kuvvetliydi ama bir noktadan sonra sanki o tam tersine dönmeye başladı. Tutarsızlıklar daha çok ön plana çıkmaya başladı. Hani bu kırılma noktası olarak nereye gösterebiliriz? Yasa değişikliği ve talimatname değişikliği. O şey meclisten dönen ve geri gelen yasa. Çünkü orada 6222 sayılı yasanın değiştirilmesi sürecinde ki insanlar bugün unutuyorlar o dönem yaşanan şeyleri nasıl üst üste bazı şeyler yaşandığını. Örneğin Aziz Bey'den 4 ay sonra Göksal Gümüşdağ gözaltına alındı. Tam da ben onu soracaktım size. Bu bir sizce mesaj mıydı? Yani evet. İktidara hani siz çok girdiniz bu işe evet. ve ciddi bir mesajdı. Doğru, aynen öyle. Kırılma noktası oydu. Göksal Gümüşdağ evet. tutulmuş. Ve cemaatin Erdoğan'a ailesine, ki sonra hani o ilerledi biliyorsun. Evet. İlk darbesiydi o. Çünkü çok yakın bir kişi aileye. Yani Emine Hanım'ın yeğeninin eşi evet. ve çok da yakınlar. O mesajı aldığında Erdoğanlar dediler ki ne gerekiyor yasa değişikliği. Zaten yasa değişikliğini Kulüpler Birliği yana yakına istiyordu. Yani Fenerbahçe'siz bir ligi Kulüpler Birliği istemedi. İstemezdi. Ve hemen bir yasa değişikliği tasla anında Göksal Gümüş'te alınınca anında onaylandı her şey. Jet hızıyla bir yasa değişikliği yapıldı. Ama cemaat çok bastırdı. O zaman dediler hatta Şamil Tayyar ki bugün ben anlamadım. Şamil Tayyar'ı ben anlamıyorum ama yine de örnek vermek zorundayım. Çok o günlerde dedi ki vay efendim bu kişi özel yasadır. Bu nasıl izin verilir? Bu nasıl olur vesaire. Mektup yazdı Cumhurbaşkanı'na. Televizyonlara çıktı. Ergenekon'un finansörüdür dedi. Aziz Bey için yine defalarca söyledi bunu. Ve sonra yasa değişikliği oldu. Herkes kişiye özel yasa diye kıyameti koparttı. Ve bir sabah, bir akşam Fenerbahçe Bursa Spor'la oynamak üzereyken maça dakikalar kala tahliyeler yapıldı. Herkes çıktı, Fenerbahçeliler kaldı. Evet, o yasadan yararlanamayan çok az kişi de değişti. Fenerbahçeli, yani Fenerbahçeliler çıkamadı. Yani aslında o noktadan sonra da dava Fenerbahçe davası oldu tam anlamıyla. Orada artık herkes açtı gözünü. Dediler ki ya bir dakika siz kıyameti koparttınız hani Fenerbahçeliler için yasa çıkarılıyor diye. Hatta Fenerbahçeliler için değil, Aziz Yıldırım için. Kişiye özel dediler. Kullanılmıştı. Herkes çıktı. Fenerbahçeliler çıkamadı. Şimdi onu da hala sorun, açıklayın bunun sebebini. Deyin ki bunu kimse açıklayamadı. Artık orada hukuk değiştirmeyin istemiyoruz. Hatta Nihat Bey bunun bir çözüme ortak çözüme yardımcı olabileceğini düşünerek önce destekledi. Sonra baktı ki bu da yasa değişikliği gibi yine Fener'i kurtarıyorlar havasında geçiyor. Çıktı. Genel kurul yapıldı. TFF bir evet. olağanüstü kurula gitti 26 Ocak'ta 2012'de. Fenerbahçe'nin tüm as başkanları, başkan vekilleri çıkıp dediler ki değiştirmesini istemiyoruz. Ve değiştirilmedi. Yani bu aydınların yaşadığı başka bir fiyaskoydu ama bu yüzden istifa etmedi biliyorsun. Birkaç gün sonra Kısmet Erkiner'in açıklamaları üzerine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden men edilenin aslında TFF olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nin UEFA'nın böyle bir talebi olmadığını, hatanın TFF'de olduğunu söyleyince ertesi sabah ay evet ben kandırılmışım dedi. O zaman başladı bu kandırılma modası ve istifa etti. Bu noktada yine kırılma noktalarından devam edersek mesela süreç içinde yaşanan büyük bir Fenerbahçe mitingi olmuştu. Daha sonrasında tabii. MİT krizi ve bir noktada da benim kendi görüşüm tabii ama iddianameye kadar çok fazla bastırıldı. Yani bu işte şimdi kafanız karışık ama iddianame geldiği zaman iddianame geldiği zaman her şey oturacak. İddianameyi bekleyin dediler ve iddianame geldiğinde aşağı yukarı polis fezlekesiyle aynı ama işte 19 maçtan belli bir kısım 7'ye indirildi 12 maç gitti. Kararda da 5'e indi. Bu da bir kırılma noktası yaratmaz mıydı? Yani 19 maçta şike vardır diye giren bir süreç birden 7 maça inebiliyorsa. Zaten şöyle söyleyeyim Fenerbahçeliler bu işi yani çok erken uyandılar. Yani iddianameyi falan kimse beklemedi. Yani olayda o kadar hukuksuzluk var ki dur bir iddianameyi görelim diyen olmadı. Okumayan evet. insanların sayısı milyonlarcadır. Metris cezaevi şeyi var mı mesela Aziz Yıldırım için? Tabii. Böyle düşünün bir... daha başkan gözaltı daha gelip
nerede bu görüntü, gelmişken izleyeyim dedim, öyle bir görüntü yok dediler. Ondan sonra dediler ki işte milyonları kapatmışlar, milyonluk bahis oynamışlar, bugün Ahmet Çakar özür diliyor, var mı bir hükmü? O gün dedi ki Fenerbahçe yöneticileri Uzak Doğu'da çok büyük bahisler oynamışlar, hatta işte milyonerle bağlı bilmem ne. Milyoner dedikleri Etiler'deki bir mekan çıktı biliyorsunuz, şampiyonluk kutlamasının yapılmasına ilişkin tapeleri zorluyorlar. Ve iddianameyi gerçekten diyorum, bakın çok fazla iddianame okudum, çok fazla iddianame tahlil ettim. Gerçekten okuyup baştan yazma şansım olsaydı ben orada birilerini mahkum edebilirdim. Evet ama bunlar yani başka kulüplerin yöneticileri böyle kolay sıyrılamazdı. Bir kere en büyük çelişkiyi şöyle anlatayım sana Berkcan. Şimdi sen organize şube müdürlüğündeki ekipten bahsediyorum. Yani siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'de bir çete var. Bunlar şampiyon olmak amaçlı çete kurmuşlar. Yani şampiyonu ki böyle bir biliyorsun böyle bir suçlama da olamaz. Suç örgütü yoktur yani. Suç örgütü olmanın bazı kriterleri var. Bunu kara para aklamak için yapman lazım. Çeşitli haksız çıkar yöntemleri var. Yani şampiyon olmak için örgüt kurmak diye bir şey olamaz. O yüzden suç hani çeteden, çeteye sokamazsın bu kafayla. Ama 40 yerde böyle geçiyor iddianamede. Diyor ki, sen diyorsun ki Fenerbahçe'de yöneticiler var. Bunlar bir çete olmuşlar. Liderleri de Aziz Yıldırım. Dönüyorsun Beşiktaş'a. As başkanını ve hocasını gözaltına almışsın. Diyorsun ki Beşiktaş'ta da bir çete var. Nerede bunun lideri? Fenerbahçe'de lider Aziz Yıldırım'sa Beşiktaş'ta da lider Yıldırım Demirören'dir. Dönüyorsun Trabzonspor'a. Diyorsun ki Nevzat Şakar şu vesaire vesaire. Sadri Şener'i de lütfen öylesine aldılar. Ve Sadri Bey geçenlerde Sabri Uzun açıkladı biliyorsun. 700 bin dolar himmet parası ödedikten sonra serbest kaldı o günlerde. Yani biz bunları biliyorduk da söylesen kimse inanmıyordu yani. Şimdi Sadri Şener serbest. Yıldırım Demirören tanık bile değil. Aziz Yıldırım çete lideri olarak bir yıl tutuklu. Şimdi böyle bir iddianameyi yani insan yazmaya da utanır, ona baka baka bir yıl yargılama yapmaya da utanır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu Türk basın Türk hukuk tarihinin gördüğü en büyük şike bu dosyadır zaten. Dosyanın kendisi. Artı dava 6222 sayılı yasadır. Böyle hukuksuz bir yasa çok zor görülür yani bir daha. Aslında biz taraftarları hedef aldığı düşünülmüştü. İlk başlangıçta kulüpler o yüzden desteklediler. Dediler ki yani tribün olayları var. Polis tribünden çekildi. Özel güvenlik baş edemiyor. Bitmeyen bir yıllardır bir uygulanamayan bir yasa var. Ve evet istediler bunu. Ama daha Adnan Polat sürecin başında bir röportaj verdi. Dedi ki bu yasa bizim gördüğümüz yasa değil. Yani bize bu gösterilmedi. Yasa ne zaman bu hale geldi? Biz ne zaman gördük bunu? Kanunlaştıktan sonra. Ama ne dediler yıllarca? Aziz Yıldırım'la çekip Mosturoğlu bu yasayı yaptı dediler. Yani burada günahı olan çok fazla. Çok fazla. Yani süreci yönetemeyen aslında bir kurumda Futbol Federasyonu diyebiliriz herhalde. Çünkü bilmiyorum siz hani adliye muhabirsiniz daha yakınsınız ama mesela dosyaların bir kısmı federasyonla paylaşılmıştı. Onlar da etik kurulu bir inceleme yapacaktı ve etik kurulu kararı bir türlü almamaya başladı. Aslında yani kararı alamadı. Aldı aslında. Ya da çok hızlı bir rapor hazırladılar. Yani, Ağustos'un ortasında ilk etik kurul raporu hazırlandı. Düşün ki daha dosyayı görmemişler. Savunma tüm belgeler ellerinde yok. Yani dosyanın bir kısmı ya öyle. Hiçbir kısmı yok henüz. Bak hiçbir şey yok ellerinde. Ben sana ilk etik kurulunun ne olduğunu söyleyeyim. İlk etik kurulu polis fezlekesinin aynısıydı. Ve bunu da kurulun başkanı itiraf etti zaten. Hani dönüp aynı şeyi söylüyorum da yani kitapta da yazdım ben Oğuz Atalay'ın. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bunu diyor ki elimizde bir şey yoktu. Biz mecburen polis fezlekesini verdik diyor. Bir dakika şimdi o etik kurulu UEFA'lara gitti. Fenerbahçe Avrupa'dan men edildi. Yetmedi. 2 yıl sonra bir daha men edildi. Yani bunun vebali nasıl ödenir ben bilmiyorum. Hani iade itibardan bahsediyoruz. Ben de diyorum hani evet kişilere ve kurumlara iade itibar da bulunulmalı. Ama zaten şu var. Hani onlar zaten itibarlarını kaybetmediler. Gerçekten geçenlerde Semih Çetin söyledi hatırlamıyorum ama dedi bize bu operasyonu yaptığı için devlet itibarını kaybetti dedi. Ama şu var. Bir de maddi zararlar söz konusu. İnsanlar hapislerde yattılar. Bunun bir maddi karşılığı olmak zorunda. Temsil ettikleri Fenerbahçe, evet, zarar aynen. Gördü burada. Aynı şekilde Fenerbahçe yani kıyameti geldi bu kulübün. Zararı uğradı. Avrupa'ya gidemedi. En iyi futbolcularını kaybetti. Brezilya'nın sol beki vardı. Uruguay'ın kaptanı bizdeydi yani. Yani bu kadar iyi bir takımı kaybettik.
O yüzden bu hani devlet nasıl 15 Temmuz şehitlerini çok doğru bir şekilde ailelerinin mağdur etmeyecek şekilde maaşa bağladıysa, o insanların anılarını yaşatıyorsa, cemaatin yıllar içinde yıllarını çaldığı, varlıklarını çaldığı kurumlara da ve kişilere de bu zarar tazmin edilmeli diye düşünüyorum. Mesela burada aslında özel yetkili mahkemeler daha önce de konuştuk programın başında ama yani insanların özel yetkili mahkemelerde ya galiba başka bir şeyler oluyor noktasına getiren bir dava da ilginç bir şekilde şike davası oldu. Evet. Fenerbahçe davası Evet, oldu. Bunu aynen nasıl öyle. görüyorsunuz? Yani bir futboldan gelen bir dava. Kitlenin yaygınlığı ve büyüklüğü. Çünkü Fenerbahçeli dediğiniz zaman bunun içine öğrenci de giriyor, işçi de giriyor, memur da giriyor, CEO da giriyor, genelkurmay Tanımlanamaz başkanı da bir giriyor. evet. Anlatabiliyor muyum? Yani gazetelerin spor sayfasını okuyan kitlenin ucu bucağı yok. Çok büyük bir kitle. Ve insanlar tabii başlangıçta bir hipnotize edilmeye çalışıldılar. Dediler ki işte suçlu bunlar, suçlu, suçlu. Sonra herkes bir ilk şoku atlattıktan sonra ya bu ne var bu işte bir bakalım diye kurcalamaya başladılar. Dediler ki hani Emenike'nin görüntüleri, hani milyoner de yalan çıktı, şu da yalan çıktı, bu da yalan çıktı. Sonra dediler ki ya çok affedersin başlarız sizin yapacağınız soruşturmaya iddianameye dediler ve o kadar yok sayıldı ki suçlamalar. Ya kimse karar beklemedi. Herkes Aziz Bey'in çıkmasını bekliyordu yani. O yüzden ben kitlenin genişliğine bağlıyorum. Futbolda ilgilenen kitlenin renkliliği, çeşitliliği. Evet, mesela askerlerle ilgili bir kitle demek yok o kadar. Hani kim ilgileniyor? Aileleri ilgileniyor. Evet. Yazık, yıllarca aileler sadece koşturdular peşlerinde. İkna etmeye çalıştılar yani Evet, yani insanlar. dediler ki işte böyle böyle. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de geçmişindeki maalesef vakaları olduğu için çok uzun bir süre hani hukuk bilmeyen, velev ki bizim gibi adliye tecrübesi olmayan bir kitle, geniş kitlelerden bahsediyorum. İnsanlar hani bunun olabileceğine inandılar. Geçmişine bakarak. Ama iş futbola gelince deliller çok didiklendi. O söylentiler didiklendi, her şey didiklendi. Bir sürü hata çıkınca da evet bu sefer çok geniş kitleler ÖYM'lerden bahsetmeye, oradaki hukuksuzluklardan bahsetmeye başladılar ve hastal mahkumları Fenerbahçe forması giyip poz vermeye başladılar. Oradan mektuplar geliyordu yani. Aman pes etmeyin, umudumuz sizsiniz diye. Ve bugün her ekrana çıkan her hastal mahkumu diyor ki işte Fenerbahçe sayesinde böyle oldu. Cemaat Sarı-Lacivert duvara çarptı. Evet doğru. Farkındalığı yaratan bu dava oldu. Mesela o noktada da yine bahsetmiştik ama o Fenerbahçe'nin yaptığı miting gerçekten hani bir siyasi parti bile ister öyle bir kitleyi bir araya getirmek. Hani çok Evet. ilginç bir mitingdi. Bütün Kadıköy'ü semt olarak ya da işte artık yaka olarak belki de kapsayan. Siz de orada yanlış bilmiyorsam Evet, bir konuşma konuşmacıydım yapmıştınız. ben de. İşte o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman yapmıştı. İşte sporcular geldi, Evet. Fenerbahçeli sanatçılar mesela. O nasıl bir etki yaptı? Yani o tam anlamıyla artık camia biz bu işin peşindeyiz ve hani kazanacağız. O çok haklıyız, kazanacağız zaten Evet, şey bir evet. söyle. Onu o Çok çok net söylediler orada. çok kral bir pankart gerçekten. Haklıyız, kazanacağız. Kendinden emin olanların söyleyebileceği bir şey. Ben oradaki konuşmamda da tek bir şey söylemiştim. Beni bu konuya ikna eden, o cüreti göstermeme neden olan şey de şuydu. Ben sezonu izledim. Ben her maçı izledim. Yani şike dediğiniz maçlara bakıyorum, hatırlıyorum. Yani 90 artı 4'te karambolde gol atmışsın. Yani sana kan kusturan takımlar rakibinden 3 yemiş, 4 yemiş falan. Yani diyorum ki ya bu nasıl bir şike, bu ne zaman yapılmış, hangi ara... Yani Sivas maçında bile kan kusmuşuz, maç bitmiş. Erman Toroğlu bile helal olsun Sivas'a diye yazmış falan. Hani ama o maçtan yani Sivas'ın başkanı da dahil bir sürü insan hapis yattı yani. Orada o listede de mesela şey yoktu. Aziz Yıldırım çok kullandı bunu. Biz şike yaptıysak kimle yaptık diye. Yani biz kaldık Ya içeride. çok komik bir şey söyleyeceğim. İki maç var Ankaragücü eski şey yani şimdi yanlış olmasın kitapta var da. İki maç var. Karşıdan hiç kimse ceza almadı. Yani Fenerbahçe'nin yöneticileri ve başkanı aldı. Karşı taraftan cezalandı hiç kimse yok. İki maç. Ya bu olacak iş değil. Yani neye çekiniyorsun? Onları çıkar yani. O kadar mı hukuksuzluk umurunda değil? Hani 5 maça indi, 3 maça inmesinden mi çekiniyorsun? Artık olan olmuş zaten. Yani insan utanmaz mı? İki maç var ve rakip takımdan hiç kimse yok yani ceza alan. Kendi kendine yapmış Kendi oluyorsun kendine bu durumda. çok kullanmıştı onun şey Tabii. ifade olarak. Yargılama aşamasında şimdi bu hakim ve savcıların toplum psikolojisiyle ilgili bir eğitim aldığını falan düşünüyorum ben.
Yani böyle acayip noktalarda acayip işler yaptılar. Mesela Aykut Hoca'yı mahkemeye çağırmak gibi falan. Yani neden? Takımı da baskı altına alıyorlar. Çünkü şöyle ilk yıl takımın kolu kırılmış, kanadı kırılmış. Sıkıntılılar, her maçtan önce bir şey oluyor. Ama takım çok iyi gitti. Finale kadar geldi biliyorsun zaten. Yarım puanla şampiyonluk kaybetti süper finalde. O sezon takımın direnci camiayı daha da ayağa kaldırdı. Takım direndikçe taraftar da direndi. Taraftar direndikçe takım daha başarılı oldu. Evet. O yüzden takımın direncini kırmak için bir yandan federasyon başkanı çalışıyordu Mehmet Ali Aydınlar, bir yandan Mehmet Ekinci. Ya Fenerbahçe teknik direktörünü niye mahkemeye çağırıyorsun mesela? Bunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ve konuşmuyorlardı. Yani o kadar zalimce davrandılar ki o kitleyi kırmak için, o direnci kırmak için. Tabii. Yani cemaatin de bu konuda şeyi de var. Sicilinle baktığımız zaman. Tecrübeliler ve başarılılar. Başarılı daha önce uyguladı ama hani bugün itibariyle en azından artık yani 15 Temmuz'da yaşadıktan sonra bu davanın hani dediğiniz gibi bir iade itibar sürecinde başlayacağını da düşünüyoruz. Hani dediğim azından. Gibi itibarları değil ama çok net söylüyorum. Bu davalardaki herkes, bakın şu da var. Herkes diyor ki, yani bu konuda konuştuğum arkadaşlarım, ya bu Ergenekon'da, Balyoz'da, şurada burada hiç mi suçlu insan yok? Dedim ki, ya bilmiyorum. Bilemeyiz çünkü bu kadar saçma sapan bir yargılamadan dolayı bilemeyiz. Bilemeyiz. Belki dedim, vardı. Arada masum insanlar da onların yanında suçlandılar. Ama dedim artık, çok özür dilerim bunu da söyleyeceğim. Hani bir laf var. Tezekten terazinin donuları direme diye. Yani şimdi böyle bir mahkeme süreci yaşanmış. Bu mahkemelerde masum insanlar canlarına kıymışlar, hastalık sahibi olmuşlar vesaire. Şimdi bu kadar masumun olduğu bir yerde onları konuşamayız. Çok açık söylüyorum. Ergenekon sürecinde özellikle oldu. Geçmişinde böyle işte karanlık işler olan insanları özellikle seçtiler, koydular ki oraya. O intibağı güçlendirebilmek için. Mesela Hrant Dink cinayeti. Daha Hrant'ın öldürüldüğü hafta ben Trabzon'daydım. Yasin Hayal dosyasını aldım. Günlerce Milliyet'te yayınlandı. İlk o iddianameyi okuyan ilk gazeteci de benim. Aile bana vermişti sağ olsun. Tahlilimi yaptıktan sonra aynı şeyi ki ben Aziz Bey'in avukatlarına da söylemiştim. Dedim bu iddianame tam bir komedi. Yani bırakın dedim bu işin arkasındakileri ortaya çıkartmayı, katili bile kanıtlayamıyor. Yani çıkmaza o kadar bir korkunç bir iddianame ki dedim burada hiçbir şey çıkmaz. Ben bence dedim bu iddianameyi reddedin ve savunmayın kendinizi. Aynı şeyi dediğim gibi Aziz Bey'in avukatlarına da söylemiştim. Ben Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gerektiğini düşünüyordum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani o zaman yani bu çünkü bir gölge boksu. Seni karanlık bir odaya atıyorlar. Rakibini bile bilmiyorsun yani. Kaç kişi tarafından dayak yediğini de bilmiyorsun. Ne kadar sürecek onu da bilmiyorsun. Bunu kazanma şansın yoktu. Evet Fenerbahçe ölmedi ama çok zarar gördü. Çok zarar gördü. Diyelim ve aslında bugün de iki tane konu var. Hani bu cemaat ve Fenerbahçe konusunu konuştuktan sonra. Önce şeyle başlayalım. Daha dedikoduyu vaat eden konuyu daha sonraya bırakıp deplasman yasağı kalktı. Evet ya çok diye şükür. Bir açıklama geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yani sizce hani şiddet olaylarının nedeni deplasman yasağı mıydı? Aslında şu geçen süreçte olmadığı aşikar. Tekrar bir normalleşme olur mu futbolda? Olur ya. Futbolun içinde şiddet doğal olarak var. Hani ben böyle hani asmaktan kesmekten bahsetmiyorum. Yani futbol sahada da sert bir oyun. Tribünde de sert bir oyun. Ama tabii ki burada engellememiz gereken şeyler var. Birinin canını yakmak. Kitlesel halde küfür etmek vesaire. Bunlarla ilgili ciddi mücadele de yapılıyor da. Artık eskisi gibi değil. Bunu ikimiz de biliyoruz. Evet. Her ay, bu hemen hemen her tribün için geçerli. Çok canını yanmadıkça kimse toplu olarak küfür etmiyor artık. Yani eskiden çok bir ara çok fazlaydı. Tribündeki şiddet olayı yeterli güvenlik önlemlerini alırsan kimse kimseye temas bile edemez. Evet. İngiltere bunun iyi bir örneği. O kadar basit. Mesela. Yani bunu içinde seyircinin olmadığı bir futbol la çözüm çok saçma zaten her şeklinde ve bunu yıllardır söylüyorduk. Deplasman yasağı kalksın. Çok da keyifli. Deplasmana gitmek benim en keyif aldığım şey. İnönü'de de olsun. En son Samiyane'de gitmiştim zaten. Ondan sonra 3 Temmuz'dan sonra ilk yıl süper finalde Alex'in kafa golüyle 2-1 kazandığımız maçta orada arkadaşlarımız vardı. Anormal kıskanmıştım. Gidememiştim ama. Yani futbolun çok büyük zevki deplasman. Yani gittiğin rakibini orada yenip o yüz ifadesini orada görmenin tadı hiçbir şey de yok yani. Biraz onun için işte rakibini biraz kızdırmak, birazcık eğlenmek bazen işte. Tabii ki. Bunlar bence de olumlu bir karar. Çok olumlu bir karar. Ve ben
emniyet yeterli tedbirleri aldıkça kimse kimseye temas etmeden pırıl pırıl maçını izler, herkes evine döner diye düşünüyorum. Diğeri de Vitor Pereira resmen demeyelim ama en azından ayrılacak gibi duruyor şu anda. Çıkan haberler öyle geldi, hani karar alındı gibi. Evet. Yani 3-5-2-4-4-2 bir sürü taktik deneyeceğim diye çıktı ortaya ama şu an... Fenerbahçe'nin sorunu hoca mı artık bilmiyorum ama emin değilim evet. Ondan yani. İsimler değişiyor sürekli ama... Yani sonuç değişmiyor. Sonuç. Mesela şimdi Ümit Özat konuşuluyor. Benim için bu kabus olsa gerek yani. Hani Ümit Bey'in kendisiyle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Bu formül çok denendi ve hiç tutmadı. Yani belki Ümit Özat acayip başarılı olacak bilmiyorum ama benim tahammülüm yok. Yani çünkü bu formül çok denendi. Evet. Ve olmadı. Camianın çocuğu yani şeyi. Ve aynı kulübün iki branşında nasıl bu kadar savruk Park ve oldu, uç evet, noktalarda olabildiğini ben inanamıyorum. Ben artık basketbol takımıyla takılıyorum. Çok mutluyum. Kral gibi bir hocamız var. Takımımız 10 numara. Taraftarlarla beraber hareket ediyorlar. Mutlular. Onlarla deplasmana gitmek çok keyifli. Final kovalıyorlar. O finali alıyorlar. Yani bu nefis bir takım var. Ve bu takım yine Fenerbahçe'nin takımı. Dönüyorsun futbola. Yani bir arabesk bir ortam. Yani bilmek bilmeyen bir arabesk şarkı gibi Fenerbahçe futbol takımının hali. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani futbolun teknik taktik kısmını da çok konuşmadığım için evet, laf etmek istemiyorum ama şunu biliyorum. Bu formül tutmuyor. Tutmuyor, tutmadı. Tutacağını da sanmıyorum. Kimyayı yani, değiştirmek gerek diyelim. Yani sorun futbol takımının hocasında değil. Artık yani ben buna eminim. Bunu söyleyebilirim en azından. Bunca senelik futbol sever olarak. Yıllardır Fenerbahçe izleyen bir Fenerbahçeli olarak. Bu formül tutmuyor. Tutmuyor diyelim. Ve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadığınız için. Medyascope TV'de bugün özel yayında Fenerbahçe ve Cemaat başlıklı yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.